Peki. Ruhların cinsiyeti yoktur. Peki izdivacınız var mı? herkesi sev. İzdivaç var mı diye Hayır, soruyorsun. izdivacım yok. Niye böyle bir yani Zeynep niye evlendi İvana'yla diye hangi akıldan yoksun insanlar böyle bir haber yapabilir? Şimdi şöyle bir Ellerinde şey resmi bir söyleyeceğim belge bakın. yokken. Bunu yaparken tabii ki hani birazcık da eğitim çok önemli. Şimdi insanlar bu konu için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. İçinde bulundukları durumdan dolayı ki bunu benim Hülya Korel'in kardeşi de yapmıştı zamanında. Ben Amerikan vatandaşıyım. Vatandaş olmak için evlenmiştir bir Amerikalı ile. İnsanlar başka nedenlerden evlenebilirler. İnsanların hayatta yok kaçmış Sırbistan'dan falan gibi iftiralar atılmış kendisine. Cengiz Bey'in programında söylenmiş. Böyle şeyler yapıldığı zaman çok tehlikeli sulara giriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Olay Yani başka taraflara formaliteylik gidiyor. var der gibi bir Bazı şey söyledi konular ama. Evet dinliyorum. Konuşulmamalıdır. Benim Bazı demek konular istiyorum. Yok böyle onu istemiyor. Ya olsa bile bel altı girmemedir. Ama bir avukatı telefonda tehdit eden bir anne, tırnak içinde, Onu tekrar sorar bir mısın? Bak. avukata çakılacaksınız diyen bir anne, çocuğunu arayıp kızım ne oluyor Allah aşkına diye Evet, sormayan bir onlar. anne, her şeyi beklenir. Ve insanı vurmak için ne yapılır? Bel altı gidilir. Peki. Para kullanılır. Başka Sizin ne kullanılır? Ben bilmiyorum yani. Herhalde bu iki konudur değil mi? çocuğunuzun babasının dışında başka bir evliliğiniz oldu mu? Yani herhangi bir yani evlenip Alo? boşandınız mı? Duyuyor musunuz beni? Duyuyor musunuz beni? Soruyu tekrarlayayım Alo? mı? Soruyu tekrarlayayım. Alo. Geliyor mu? Alo. Alo. Şimdi geliyor. Tamam. Alo, duyuyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz. Soru şu. Sizin kızınızın babasının dışında herhangi bir evliliğiniz oldu mu? Boşanmanız oldu mu? Yani Oldu. tek evlilik yaptınız, doğru Oldu. mu? Peki, Oldu. peki onu söyleyin. Hayır, ben iki evlilik yaptım. Peki. Amerikalı eşim çocuğumun babasıdır. Daha Tamam. sonra beni aldattığı için ayrıldım. Çok rahat bir hayat yaşarken bir hafta içinde çocuğum o dönemde de yaşadıklarım ailemle hiç girmeyeyim. Programınız yetmez. Benim yanımda ilk arkadaşım vardı. O da boşanmıştı. Onun da küçük bir kızı vardı. Biz bir süre beraber oturduk. Ondan sonra evlendik. Yani iki evliliğiniz oldu. İkisinden de İki boşandınız. evliliğim var. İkinciden Evet de boşandı ve mı? onunla evlendik. Kendisi maalesef rahatsızdı. Çok ciddi yani raporları olan bir rahatsızdı. Hatta bebeğimi ondan kaybettim. Dolayısıyla rahatsızdı, bipolardı ve artık daha fazla dayanılacak durumda değil. 4 sene Türkiye'deydim, 2 sene evliydik. Ben Amerika'ya resmen hani ilk can havliyle geldim. Annem de bunu çok destekledi kaçmamı, Tamam. gelmemi Yani buraya. iki evlilik yaptınız, ikisinden de boşandınız. Şu andaki Aynen öyle. medeni durumunuzda evli değilsiniz yani. Aynen öyle, aynen öyle. Yani ben aslında Dolayısıyla... Savaş Bey değil de ben tekrarlayayım bunu. Şimdi ikinci eşiniz, birincisi Amerikalıydı, ikincisi nereliydi? Türk. Türk. Peki. Türk. Üçüncü evliliğiniz bir kadınla formalitede olsa oldu mu? Çok pardon, sesiniz gitti. Ne dediniz? Üçüncü evliliğiniz bir Amerikayla, Evet. Amerikalı pasaportu sahibi olarak bir Sırbistanlı biriyle, yani onların kastettiği İvana'yla Hayır. formalite bir evlilik dahi yok, değil mi Zeynep Hanım? Hayır. Hani bırakın Hayır. cinsel anlamda birlikteliği, formalite bir evlilik de yok. Niye böyle bir şeyler çıkarırlar yani? Yani böyle bir şeye leke atmak isteseler, bu leke dönecek, çamur kendilerine bulaşacak. Söyleyeyim ben size. İvana çok erkeksi bir kızdır. İvana'nın annesi onu terk etmiş. 1,5 yaşında Sırbistan'da 2 tane savaş atlatmış. Kardeşini ve kendisini büyütmüş. Hatta sokaklarda büyümüş. Babası 3 işte çalıştığı için. Şimdi insanları yargılarken bir bakmak lazım. Herkes bizim gibi yağ bal içinde yaşamıyor, değil mi? Tabii ki. Zorluk içinde yaşayanlar da var. Bu çocuk büyük zorluklar içinde yaşamış bir çocuktur. Daha İvana sonra kaç zaten yaşında? burada İvana kaç yaşında? 32. 32 yaş. 32 yaşında ama çocuk gibidir. Yani benim için o çocuktur. Yeri geldiğinde çok olgundur. Yeri geldiğinde çocuktur. Ve kendisi biraz erkeksi olduğu için zaten Hülya Korel'in de geldiğinde 2 gün dün pardon dün yakın aile dostumuzun bana ilettiği ben sana söylemedim üzülürsün diye Ağustos ayında temizlik yaptığını duyunca anneni aradım.
Hülya bu ne demek? Zeynep orada temizlik yapıyor. Tanju abim görse delirir dediğinde onun cevabı şu. Sen sor bakalım o Zeynep'e neden sana bunu söylemiş, amacı neymiş diyor Hülya Korel. Öbür Hülya abla, öbür arkadaşına. Ondan sonra o da diyor ki ya amacı ne olacak, çocuğa sordum söyledi. Hani bu, aman diyor bu duyulmasın diyor arkadaşımız. Annem de diyor ki vallahi diyor hayatım diyor duyulursa diyor artık diyor biz diyor, tamamen ipleri kopartırız. Zaten diyor böyle diyor kadın mıdır erkek midir ne bok affedersiniz ne olduğu belli olmayan bir sapık tipli birisiyle aynı evi paylaşıyorlar diyor. Aa, diyor aile dostumuz da. Çok çirkin. Kızın saçları kısa ya, kız evli kocasını kaybetti. Boşandıktan 1,5 ay sonra koca. Benim bütün raporlarım her şeyim avukatımda. Ölüm raporu, boşanma her şey. Ondan sonra ben size onun sarmaşlaş bikini resimlerini göndereyim isterseniz. O zaman ağızları açık kalır. Neyse öyle olacak. Onları da isteriz yani. Onları da isteriz. O görüntüleri yani çok dişi hallerini görmek isteriz o halde. Bir de İvana'yla şey istiyoruz. İvana'yla annesinin görüntülerini istiyoruz. Videolarını. İvana'yla Hülya Hanım'ın görüntülerini de istiyoruz. Şeyin de var. Berk Zaten. Tabii o var zaten. Kendi Instagram'ımda var. Yollarım bende de var. Ondan ama sonra siz onu lütfen gönderin de yani dostumuz. Ballı börekliyken bir zanneden düşman oldular. Şimdi ben araya girelim bir şey söyleyeceğim. Neden diyor ballı börekliyken diyor oldu birden diyor Savaş Bey. Şimdi Hülya Darcan, İvana ile ballı börekliyken niye birden böyle cephe aldılar, düşman oldular? Mesela ben de onu anlamış değilim. İltifatlar yağdıran... Ben de onu anlamıştım. Şimdi ben söyleyeyim. Benim kızım geçen yıl Türkiye'ye gitti ya. Evet. Ben oradan bir puzzle kuruyorum şimdi. Nazlı sonuçta ergen. Ve biz zor bir ergenlik geçirdik. Benim kızım anoreksiyayı atlatan bir çocuk. Söylemiştim sanıyorum. Evet. Biz 4 sene onunla uğraştık. Evet. Fakat anoreksikler biliyorsunuz ki mental bir problemdir ve çok fazla sinir vardır. Agresyon vardır onlarda. İvana da, Nazlı da agresiftirler. Teenager zamanlarında tabii ki Nazlı bana karşı çok saygısız. İvana da annesi büyümüş ve bana çok saygılı olduğu için Nazlı'ya sürekli niye böyle davranıyorsun? Yani takışırlardı. Anlatabiliyor muyum? Bu da gidiyor Türkiye'ye. Bizimkilere diyor ki ay işte diyor ben ayrıca çok takıştım diyor. İşte diyor her şeyime karıştı. Şöyle çünkü yaptığı yanlışların yolundan döndürmeye çalışıyoruz çocuğumu. Ondan sonra Hülya Korel de diyor ki aa öyle mi diyor. Zaten diyor senin annen bana anlatmıştı diyor. Sen diyor hiç iyi bir çocuk değilmişsin ya. Bir ergene böyle bir cümle kurulur mu? Bir ergene bakın. Yani böyle ne derler eğitimsizce yaklaşımlar küçücük gibi görünen şeyler bir bomba haline geliyor. Peki son soru. Mirası bana söyler misiniz? Mirasla ilgili kalan mirastan hakkınızı almak için dava açtınız mı? Evet açtık. Şöyle bu da benim avukatımın beni korumak için önüme sunduğu bir şeydir. Uzun süre mücadele ettim. Çünkü benim için hani hiçbir zaman para 14 yıl olmuş babam gideli bayan sesi. Hiçbir zaman bunun peşine düşmedim. Ama madem öyle artık hiçbir bağım kalmasını istemiyorum onlarla. Hakkım neyse her şeyin üstüme düşen hakkını alıyorum. Avukat Hanım takriben ne kadar Esen Nur Hanım müvekkilinize kalan para? Şimdi Ulus'taki evim 1 milyon dolar. Ulus'taki ev 1 milyon dolar. Evet. Ama tabii en az. Aynen 1/4 biri annenin. Geriye kalan 1,5'u. Aynen. Yani ya da şöyle orada, 1/3 annenin 1/2 çocukları. %35'i. Yok 1/4 annenin. 1/4 çocukları. 2 çocuğun. Hı-hı. Yani %30. 1,5 yani. Evet. Yani 1 milyonsa 100 bin liranın yani 100 bin şöyle 1 milyon olduğunu düşünürsek 1 milyonda bu da demektir ki yaklaşık 400 bin TL filan. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bunu izaleye şuyla satacağımız için evet. Çok değerinin altında satacağız. Burada yani. Sıkıntı var dediği doğru evet. Avukat hanımın. Çünkü izaleye şuyla düştüğünüz başka zaman bir o, yer değer, var mı? O değer hemen hemen yarıya düşüyor. Tabii yarı peki, yarıya. Peki şey ne kadar? Çanakkale'de arsalar var 3 tane. Şey ne kadar? Onların değerlerini şu an bilmiyorum. Yani totalde ne kadar totalde, bir parayı koyuyor? Hanımefendiye yani, bir 500-600 bin dolar kalır mı? Aşağı yukarı kalır değil mi? Şey 1 milyon yani dolar. 3 tane arsalar ne kadar büyük bilmiyorum. Arsalar çok para etmiyor. Ev, Ulus'taki ev para ediyor. Bir de bir paranın peşindeyiz asıl. Yani bir nakit paranın bir peşindeyiz. Bir nakit para bırakılmış. Onun ne peki, kadar o onun nakit para? Onun kaydına ulaştınız mı? Bankalarda ulaşılabiliyor. Geriye dönük. Yani, geriye dönük ulaşacağız. Bir de bir tane yeri satıp
parasını almışlar. Evet, neydi Zeynep Hanım? Mersin'deki yer miydi? Yeri nerede? Hangi evi sattılar? Mersin'deki yeri mi satmışlar? Altınoluk'taydı. Altınoluk. Satıp Marmaris'ten değil mi? Marmaris'ten yer alıyorlar. Kendi üstüne mi alıyorlar? Çeşme. Pardon, Çeşme. Evet. Çok özür dilerim. Çeşme'den vekaletiyle satıp, biz onu daha yeni öğrendik. Onunla ilgili tabii şeyi isteyeceğiz. Yani bu zaten bir suç, hani haberi olmadan satılması. Bu da ayrı ama bir vekalet varsa suç. Ama şimdi siz bana vekalet veriyorsunuz. Sizin bilginiz yok. Ben istediğim gibi üzerime alıyorum, satıyorum. Oradan bir şey alıyorum. Bu olabilecek bir şey. Ama vekalet varken. Tam vekalet var ama şöyle düşünün. Sizin bilginiz lazım. Olmadan bir yeri satabilir miyim? Veya sattım, bunun bir parası var. Belki hakkınızı vekalet de alabilirsiniz de ama sonuçta ona hak sahibisiniz. Hak sahibi. Ben